Burhanettin Duran, Erdoğan'dan devrimci reform önerisi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler'in 76. Genel Kurulu öncesi devrimci bir Birleşmiş Milletler reform önerisi getirdi. Turkuaz kitaptan çıkan, daha adil bir dünya mümkün, Birleşmiş Milletler reformu İçin bir model önerisi başlıklı kitapla dünya beşten büyüktür söylemini ete kemiğe büründürdü. Malum, Erdoğan yıllardır dünyanın kaderinin, güvenlik konseyinin beş üyesinin hırs, çıkar ve kaprislerine teslim edilemeyeceğini söyleyen bir lider. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu ve lider görüşmeleri dahil her platformda bu görüşünü kimin rahatsız olduğuna bakmaksızın seslendiriyor. Şimdi de bu yeni kitapla Erdoğan, COVID-19 salgını sonrası dönemde yeni bir dünyanın doğduğuna işaret ediyor. Bu yeni dünyanın çok kutuplu olduğunu ancak çok kutupluluğun barış, güvenlik ve istikrar getireceğinin garantisi bulunmadığına dikkat çekiyor. Aksine dünyanın büyük savaşlar öncesine benzer bir yerde olduğunu ve ortak hareket edilmezse felaketin geldiğini haber veriyor. Erdoğan, salgın, düzensiz göç, terörizm, küresel ısınma, açlık, kuraklık, adaletsizlik, başarısız devletler, iç savaşlar Devletler arası gerilimler, yükselen ırkçılık, popülizm ve korumacılık gibi sorunların tüm insanlığı tehdit ettiğini vurguluyor. Çözüm önerisi ise küresel adaleti tesis etmek yani daha adil bir küresel yönetişim mimarisini inşa etmek. Bunun yolu da ihtiyaçlara cevap vermeyen Birleşmiş Milletler Sistemi'nde adil ve devrimci bir reform yapmak. Diğer reform önerilerinden farkı, Birleşmiş Milletler reformuna dair öneriler dünya kamuoyu açısından yeni değil. 1990'larda ve 2000'lerde tartışılan bu öneriler ikincil konulara odaklandı. Almanya, Japonya, Brezilya ve Hindistan gibi ülkeler meseleyi kendi üyelikleri üzerinden ele aldı. Ve elbette bu reform önerileri 5 daimi üyenin isteksizliği sebebiyle hakim kaldı. Çoğu kez genel kurulu kararları görmezden gelindi. Birleşmiş Milletler sisteminin meşruiyetini zayıflatan bu tür durumların en sonuncusu 2018'de ABD'nin Kudüs İsrail'in başkenti olarak tanıma kararı üzerine yaşandı. Genel kurulda bu karar 9'a karşı 128 oyla kınansa da ABD hiç umursamadı. Reform tartışmasını yeniden canlandıran Erdoğan, Birleşmiş Milletler'in meşruiyet sorununun ve yıpranmışlığının farkında. Yine de etkin çok taraflılığın işletilebileceği bir kurum olarak Birleşmiş Milletler'den ümidini kesmiyor. Reform için ülkelerin dar çıkarlarından yola çıkmak yerine genel ilkeler üzerinde duruyor. Adalet, eşitlik, temsilde adalet, şeffaflık, hesap verebilirlik ve önleyicilik öğretisi. Ve bu ilkelerden hareketle bir model öneriyor. Genel kurulu yasa koyucu. Güvenlik konseyini icracı bir yapıya kavuşturmak. Somut öneri. Bu demokratik devrim için ilk yapılması gereken veto etkisini kaldırmayı merkeze alan bir gündem oluşturmak. Bugüne kadar Güvenlik Konseyi'nde 2446 tasarıdan 249'u veto edildi. Rusya 112, ABD 81, İngiltere 29, Fransa 16 ve Çin 11 tasarıyı veto etti. Ancak şimdiye kadar Birleşmiş Milletler çatısı altında konuşulan hiçbir model teklifi bu sorunlu veto etkisini kaldırmayı gündemine almadı. Erdoğan, Genel Kurul'da 130 ülkenin bir araya gelerek veto yetkisini ortadan kaldırma kararı almasının ahlaki bir zemin oluşturacağını düşünüyor. Konsensüs için birlik grubunun böylesi bir kararı çıkarabileceğini hesaplıyor. Güvenlik Konseyi'nin bu kararı veto edebileceğini ancak bunun da ahlaki, siyasi ve diplomatik sonuçları olacağını öne sürüyor. Erdoğan'ın önerisinin diğer unsurları ise şu şekilde: Genel Kurul'un yetkilerinin artırılması, Güvenlik Konseyi'nin yetkilerinin azaltılarak Genel Kurula hesap vermesi, Güvenlik Konseyi'ne 5 yerine 20 daimi üyenin Genel Kurul'undan seçilmesi. Erdoğan'ın adaleti merkeze alan Birleşmiş Milletler reform önerisi küresel düzenin geleceğini tartışmaya açıyor. Karşıtlık değil, adalet çağrısı yapıyor. İnsanlığın yeni bir savaşı sürüklenmemesi için alarm zillerini çalmakta kalmıyor. Somut çözüm önerisinde bulunuyor. Erdoğan muhtemelen iki hafta sonra Birleşmiş Milletler'de bu öneriyi dünya liderleriyle paylaşacaktır.